Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen bir hemcinsine, bir, bir kadına ağza alınmayacak. Yayınlayamıyoruz yani şimdi. Onu yayınlayamıyoruz burada. Küfürler ediyor ve hiç kimse de çıkıp ha bu yazar çizer bilmem ne kadınlar vesaire falan var ya lafı yeri geldiğinde bir bir, bir, bir Bir tanesi çıkıp ya bu bu da kabul edilebilir bir şey değil bunu. Nasıl çirkin bir şey falan demediler. Yetinmediler. Sözüm ona sanatçı tayfası, kadın dernekleri. Onlar falan hiç umurunda olmadılar. Çünkü aynı fikirdeler ve aynı fikirde olduklarını yani AK Parti'ye oy verenler o bayan kötülüğün onun bir görelim bir. Bayan kötülüğün e, sarf ettiği o küfürleri hak ediyor. Böyle bakıyor meseleye. Bitmedi. Onun o kıyafetini o yüzündeki bir kilo gözlüğü şunu bunu aldılar. Seçim kombini diye pozlar verdiler. Yani o kadına dediler ki, evet, az bile söyledin, az bile küfür ettin, çok doğru yaptın, seni destekliyoruz, dediler ve onun kıyafetleri de seçim kombini yapıp zafer işareti yaptılar. Bunlardan biri de kimdi? Melek Mosso. Arkadaşlar onları dedi ki yeni kıyafetim bu. Evet, yeni kıya seçim kombini dedi. Seçim kombini. O olması lazım. Getirirler birazdan arkadaşlar. Şimdi sonra AK Parti'ye oy verenleri aşağıladı, hakaret etti. Konserinde o parmak işaretleri vesaire tüm bunlar oldu. Ve bir konser tertiplendi bu hanımefendiyle ilişkin. Heh. Seçim kombinim hazır. Ya Ama burada bir daha anlatmak lazım fotoğraf üzerinden. Sağ taraftaki yaşlı daha yaşlı olan hanımefendi, hanımefendi demek ne kadar doğru? Bayan. Şahıs, bayan. bayan. Şahıs. Kendisiyle röportaj yapılırken oyunu Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına çok kötü küfür etti. S nokta nokta git. O nokta nokta dedi. 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 Bunun üzerine tabii ki orada kamerayı ve mikrofon tutan falan aa deme kız öyle falan diye itirazları var. Yani kabul edilecek bir şey değil. Bunun üzerine Melek Davarcı bu kıyafeti giyip seçim kombinim bundan sonra bu. Yani ben de bu kadın gibi artık Erdoğan'a oy verenlere s. nokta nokta git o. nokta nokta diyenlerle beraberim anlamında şu fotoğrafı çektirdi. Evet. Şimdi bir birkaç cümle söyleyeyim mi? Melek Davarcı bu fotoğraf üzerinden yapmış olduğu açıklamalardan dolayı özür dilemiş. Özür dileyince bizim mahallenin polyonaları var. Özür dilemedi. Üzgünüm falan. He i̇şte polyonalar var. Bizim mahalle derken yani bizim, taraf, bizim tarafımız belli. Yani İsa sırayı yapmayalım ama biz yani savunduğumuz değerler sistematiği de belli. Ya özür dilemişse daha ne istiyorsunuz diyen falan şeyler var. Böyle genç kardeşler var. Oğlum bırakın o işi gidin polyanacılık oynayın o zaman. Yapmayın bu işi yani. Yani özür dilemedi. Ha, yani üzgünüm Seçim de. Seçim kazanıldıktan sonra. Sonra üzgün olduğunu. AK Parti seçimi kazandıktan sonra ya üzgünüm aslında ben öyle. Yani biz tabii ki linç edecek halimiz yok ya. Ama yani siz bu kadar böyle şey olamazsınız yani. Merhametten maraz doğarmış. Biz ona merhamet etme makamında değiliz ama bu kadar büyük bir kitleye bu kadar aleni bir şekilde kör gözüne parmak sokar gibi hakaret eden insana da ya işte üzgün olduğunu söyledi diyor diye gidip de Süleyman Paşa Belediye Başkanı gibi sarılacak halimiz yok. Ya. Şimdi tamam, oraya buradan geliyorum. devam etsin. Şimdi dedi ki o fotoğrafı ver. Dedi ki haklısın dedi Melek Davarcı. Soy isimini beğenmediği için Mosso yapmış. Mosso da nedir bilmiyorum. Bizim için fark etmez insanların soy ismi muteberdir. Kimliğinde ne yazıyorsa onu Odur. söylüyoruz. Şimdi bu Melek Davarcı dedi ki seçim kombinim hazır. Yani şu soldaki bayan kötülüğün ettiği küfürleri onayladı. AK Partileri o az önce noktalayarak kendimi büpleyerek e, e, ifade ettiğim o sen kendini büplemeye devam et. He. Sen Melek Davarcı değilsin devam evet. et. Ve altına imzamı atarım dedi. Tabii, tabii. Fotoğrafla. İşte bak o ben de aynı kanaat O kombini dedi. de giydi. Ha. Gözlükler falan. AK Partililere o hakaret etti. Sonra AK Partililer, yani o küfürle maruz kalan AK Partililerin oylarıyla seçilen AK Partili ...sözüm ona bir belediye başkanı Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinin AK Partili belediye başkanının bu Melek Davarcı'ya konser diyor ortaya çıktı. Tabii. Bak bunları sakın sıkılmayın. Burası çok önemli. Asıl meseleye geleceğiz birazdan. Bu öyle yenilir yutulur ya tamam işte falan denilecek bir hadise değil. Tamam mı? Sonra kıyamet koptu. Bir dakika dendi. ya dendi. ne yapıyorsun?" Sonra etrafına "Ya tamam biz o konseri iptal ettik." dedi. İnsanlar da kızdılar ama Neticede konser iptal edilmiş. Şey tav oldular. Aa bir de ne görelim. Melek Mosso sahnede. Mosso Cüneyt diyorlar ona şimdi. Bu arkadaş o da sahnede elini öpüyor. Parmağını öpseydi dedim ben. Hangi parmağını? Yayınlayamadığımız. İşaret, işaret parmağını. parmağı. Değil. Yayınlayamadığımız bir parmağı var. İşaret parmağının yanındaki, yanındaki parmağı. Yanındaki evet, parmağı. Tamam. Onu da yine AK Partililere yönelik hakaretlerinde. Neyse. Elini öptü, sarıldı, bilmem ne var o fotoğraflar var. Bu ne demek? Bu dönelim bir önceki fotoğrafa. Cüneyt Yüksel demiş oldu ki bir önceki fotoğrafa. Sen de doğru söyledin. Sen de doğru söyledin. İkiniz de doğru söylediniz. Gel konsere ben de bu konseri tertipleyerek, iptal etmeyerek ben de size katılıyorum dedi. Hı, hı Ayıp değil mi? Günah değil mi? Şimdi Süleyman Paşa'da bir siyasi parti, yani diyelim ki söz konusu AK Parti yine seçim kazanır bir başkasıyla da seçim kazanır. Doğru mu? Doğru. Bu sefer olmasa bir dahaki sefer kazanır. Kazanır. Ama bu Cüneyt Yüksel'in kırdığı kalpleri kazanmak o kadar kolay olmaz. Hala orada belediye başkanı olarak AK Parti'nin bir belediye başkanı olarak kalmamalı. Çok yoğun tepki var. Hani şu değil arkadaşlar. Ya Yusuf Alabar da seni bir CHP'li belediye bugüne kadar hiçbir programına davet etti mi? Hayır. Ben zaten normal olarak prensip olarak belediye programlarına çok zorlanmadığım sürece yani kıramayacağım insanlar olmadığı sürece çıkmıyorum. Hiçbir konferansa çağırdılar mı? Hayır. Hiçbir kitap fuarına çağırdılar mı? Hayır. Peki diyelim ki AK Parti'ye yakın olduğu bilinen diyeyim hadi sanatçıları bir CHP'li ve be Çankaya Belediyesi alıp çıkardı mı? <laughs> Bana Çankaya Belediyesi deme. Hmm. Peki İmamoğlu yani AK Partili bile Mesela Uğur Işıldak'a konser ha. vermiş midir? Işıldak'a. Işılak. Işılak'a pardon. Yok. Niye? Niye olmuyor bunlar? Mesela bakıyorsunuz bu seçim sürecinde <laughs> Bu benim e, sizler adına bir tepkim. Onu söyleyeyim. ha Ben Melek Mosso'dan daha iyi söylerim onu da altını çizeyim. Söyler miyim Yusuf Ağabey? Söylersin. Ha. Şahidiz. Niye bunu Böyle yapıyorum? deme teklif gelir. Gelsin. <laughs> Çağırsın beni.